Şimdi bakınız, şimdi buraya başlayalım. Söyledim ya, Yunanlı'dan İzmir'e geleceği gün dedim. Hatta biz gezmeye gidecektik de o gün. Bir gün evvel akşam işte o toplantılar oldu falan. Evet. Bir gün de Yunanlılar geldi tabii biz. O gün ben hatırlıyorum. Nihayet hepimiz evlere kapandık. Bütün pencerelerin şeylerini, kapaklarını neyse o kanatlarını çektik falan. Herkes. Sokakları görüyoruz şöyle şey arada. Görüyoruz. Bizim mahallenin ilerisinde Rum mahallesi vardı. O Rum mahallesi bir kiliseleri de vardı ki şimdi camidir o. Mehmet'in altında şu küfelerin oturduğu yer vardı eski onun orada bir cami işte o cami. Kiliseydi orası. Orada o mahalleden akın akın ilk İzmir'in işgali günü ve ondan sonra günlerce Rum halikaryaları bütün bizim mahallelerde ellerinde bıçaklar, kılıçlar, bir şeylerle dolaşırlardı. Bütün mahallede onlar dolaşırlardı. Biz de evin içinde otururduk. Şimdi yiyeceğimiz, içeceğimiz falan derken evlerin aranması, silah var mı yok mu falan diye geliyorlar. İşkenceler bizim evimiz şeydeydi. Yani faciaları bilhassa söyleyeceğim demin şahit olduğum şeyleri de. Belki benim müziğimde bunların tesiri vardır işte. Bizim oturduğumuz ev, şimdi şurayı deniz kenarı farz edin, şu kısmı. Yol, şu Mithat Paşa dediği Göztepe'ye doğru giden yol, cami vardır orada. Ve orada Mektebi Sanayi dediğimiz mektep. Onun arka tarafında bir sokak vardı, paralel o caddeye gibi. Biraz sonra o böyle yokuş haline gelir ve yokuş tepeye çıkar. Bizim evimiz o yokuşun sonunda, yani ilerisinde, sonunda değil, orta yerlerinde epeyce döner şöyle. Oradaydı o, benim doğduğum ev. Kaç o zaman da orada oturuyordum. Küçücük bir ev dediğim size, işte orada. O yolu devam ederseniz, artık biterdi orada, şey gelirdi, bir üst yol gelirdi, köprüyle geçirdik öbür tarafa, böyle dere vardı altta çünkü şey, o sanayi mektebinin arka tarafı deredir. Şimdi üstünü örtmüşler. Dereydi, açık dereydi. Orada taş ocakları var, taş ocağı. Orada devamlı taş patlatırlar, barutlar doldururlar, bilmem ne patlatırlar. Herkes kaçar bilmem neyle, taş patlar. Gelirler de arabayla taşırlar bilmem ne. Bizim mahallemiz gayet garip bir mahalle zaten. Her türlü insan o mahallede vardı. Mesela babam çok kültürlü ve bir ilme kendisini vermiş bir insan. Ve İzmir'in en sayılı insanlardan biri. İsmail Rüştü. O da orada. Babam da orada. Ondan sonra bir Doktor Zihni Bey falan gibi insanlar da böyle doktorlar falan bazı kimseler. Onun yanında biraz bu tarafında Girit'ten gelmiş muhacirler vardı. Hemen bu tarafında gecekondu gibi yerler dururlardı orada. Bizim üç sokağımız da orada, yan sokağımız da şöyle. Ondan sonra bizim karşımızdaki şöyle biraz sapa şöyle düşen, yolun şu tarafına düşen yerde hastanenin külhanını yakan Kasım Ağa diye biri oturur mesela. Yani mahalle garip bir mahalle böyle. Her türlü insan bak berber bilmem ne efendi o da orada oturur. Hatta onun evi bizimkinden çok güzel. Böyle garip bir ev ve üst tarafta da şeyler. Taş ocağı, taş patlatırlar alırlar. Hatta Harbi Umumi'de zavallı o Kasım Ağa'nın bir kızı vardı Naciye. O genç kız bir araba aldı, at aldı ve taş taşırdı şeyden, taş taşırdı o genç kız ilk defa belki Türkiye'de böyle bir şey, İzmir'de herhalde ilk defa oluyor böyle genç bir kızın. 1915'te başında örtü, taş taşırması falan, böyle değil mi? Şimdi işte o taş
ocağının biraz yukarısında oraya Yunanlılar birçok insanları yakalayıp yatırıp getirip orada öldürürlerdi. Ve onların feryatları bize gelirdi hep. Bunları her gece biz duyardık. Bunlar hep insanın içinde yer etmiş şeylerdi. Harb-ı Umumi'de işte ekmek almaya gidiş dediğim ben, hani benim burnum eğridir, deviyasyon var diye evet bir doktor gene söylüyordu. Burnum eğrildi. İşte o Harb-ı Umumi'nin yadigarıdır. Benim burnumun bu şeysi deviyasyon. Nasıl oldu efendim? Ekmek yok. Ekmek almaya gidiyoruz vesikayla. Ekmek alacağız da geleceğiz. Öyle bir malum böyle bir sıraya girmek diye bir şey de yok. Gece saat 3'te ben giderdim. Çocuk 10 yaşında falan. Yahut 9 yaşında, 10 yaşında böyle. Ve saat gece soğuk sıcak gideriz oraya. Orada bekleriz sabah olsun da ekmek çıksın diye soğukta. Kalk yığılmış. Ben küçük bir çocuk. Nihayet ekmeğimizi alır döneriz. Ama bir gün ben öne geçtim. Ve önde ekmek çıkınca hemen alacağım. Çünkü beni iti veriyorlar kenara. Bak geliyorlar alıyor büyükler. Ben orada beklerken adam fırının kapağını açtı. Küreği salladı. Ve bir çekti. Çeker çekmez kürek benim burnumu kırdı. İşte bu. Mesela orada ben bayılmışım falan. Neyse ekmeğimi vermişler bana. Verdiler. Kendime geldiğim zaman hadi al ekmeğini de git falan. Ben kanlar içinde böyle gittim. İşte bu. Gene o zamana ait hatıra, gene ekmek meselesi. Yukarıda bir Musevi, orada Musevi mahallesi vardı. Oradan bir Musevi, yaşlı bir kadın geliyor karanlıkta. Ecmek almak üzere aşağıya inecek o tepeden aşağı, bizden daha yukarıda. Şeye düşmüş, o yar böyle şey, taş ocakları dedim ya, orada böyle şeyler var. Oradan düşmüş, önüne basar basmaz çukura, şeye yuvarlanmış böyle. 10 metre aşağıya belki düşmüş, ölmemiş. O bütün gece feryat etti. Orada kimse gidemez. Çünkü şey var, sokağa çıkma gibi herkes korkar. Kimse gidemez. Bunun gibi daha birçok şeyler. Ve nihayet işte Yunanlılar neticede yerleştiler İzmir'e. Her akşam Yunan marşını biz o kilisenin orada çalarlar bandoyla dinlerdik. Her akşam tabi bizim kulağımıza geliyor orada o ses. Da 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 la la di di da la da la la di 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 da da la la da di da la da di da 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 di di falan diye giden bir marş bu böyle. Bunu her akşam biz dinleriz orada. Bunlar hep şimdi. Bir şey daha var. Bunlardan önceki bizim mektebimizin bazı telkinleri var. Biz çünkü mektebe gittiğimiz zaman, bizim mektebimiz ilk açıldığı zaman Hadika-i Maarif diye açılmış bir mektep, adı o. Maarif Bahçesi. Saracoğlu Şükrü Müdür. Sonra daha evvel başkasıydı falan, ilk açılmış. Nihayet Enver Bey diye bir müdürümüz geldi. İttihatçıların mektebi haline geldi. Orası İttihat ve Terakki Mumune Sultanlığı. Derken Ziya Gökalp. Türkçülüğü, o Rusya'dan gelmiş olanlar. Yusuf Akçura falan. Yusuf Akçuralar, Ahmet Agayetler, onlar. Yani İsmail Gaspranski falan. Evet. Onlar memlekete bir Türk şeysi getirdiler. Türk yurdu diye mecmua çıkardılardı. Babam da alırdı onu. Okurdum Türk yurdu. Türk yurdu da okurdum. Bir de mektepte o zaman Turancılık meselesi var. Turan.
Türkiye'yi kurtaracak olan şey Ziya Gökalp, o da. Vatan ne Türkiye'dir ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Ziya Gökalp'ın sözleri. İşte bu büyük bunlar, nabızlarını da vuran hep bunlar, çocukluğumuzda öğrendiğimiz şeyler. Böyle bir Türklük, Turancılık. Sen nesin? Eskiden biz mektepte bu. Başlayın zaten. Önceki bu nihayet 1915 falan da başladı galiba. Biz mektepte nasıl çıkardık? Toplanırdık bahçeye, bütün mektep, sınıf sınıf böyle. Şey başlar. İşte mektebin müdürü ne diyecekse de falan filan. O bittikten sonra şeyimiz şu. Binler yaşa sultan, binler yaşa sultan, Sadrettin'le Şevket'inle bin yaşa. Önce trompetle güm olur. Padişahım çok yaşa. Ondan sonra sırayla çıkar. Böyle çıkar. Bizim usulümüz buydu. Kırmızı pestler başımızda. Sonra Turancılık geldiği zaman kalktı. Bunu kaldırdı. Bizim isimlerimiz değişti. İşte herkese kimine Aslan, kimine Türk adı bilmem ne falan. Mesela bana Altay dediler. Bak, bir zaman Aslan dediler. Altay dediler. Altay. Benim adım Altay. Yok bilmem ne. Bana böyle bir şeyler. Ama bir Türklük şeysi. Yani Turan güzel ülke, söyle sana yol nerede falan. Hep bunlar biz. O zaman da yeni Turan, Turan, Muran hep söylüyoruz. İsmail Türk'ü besleniyor. Bir Türklük şuuru uyanmaya başladınız. Hep nesin? Osmanlıyız. Biz Osmanlıyız falan. Ama şimdi sen Osmanlısın ama Türksün. Çünkü karşı tarafta Rum var, Yunanlı var, bilmem ne var. Sen Türksün. O şuur de yavaş yavaş uyanmaya başladı. İşte bu işgaller, mişgaller olduğu sıralarda bu Türklük şuuru artık bize daha çok gelmeye başladı. Tabii artık o Turancılık, Türklük Turancılığa geldi. Evvel mütarekede bitti o zaten. Ve nihayet işte bu böyle Turancılık, Türkçülük, Türkçülük giderken Yunanlıların baskısı, Yunan baskısı. Birkaç defa babamı alıp götürdüler. Kütüphane, çünkü milli kütüphane yazıyor. Milli ne demek? Milli. Götürdüler babamı, bilmem ne, ne ettiklerini ben bilmiyorum. Üzerine demişti birçok sorgu suali bilmem ne falan neyse. Onun üzerine adını şehir kütüphanesine çevirdiler. Kütüphaneye dokunmasınlar diye. Mekteplerimizi kapadılar. Bir Yunan idadisi dendi sonra onun adına. İşte o bir mektep açtılar. Sultani'nin muadili olan mektep açtılar. Ben orada mezun oldum. O mektepte. Ama bu arada mektebe gidip geliyorum. Giderken Ermeni çocukları, Rum çocukları sokaklarda top oynarlar, bilmem ne ederler. Ben geçerken mesela kaç defa muhtelif yerlerde çünkü geçeceğim bir yerden geçeceğim. Topu çocuk benim kafama atar. Gülme. Bu top. Hadi yere yuvarlanıyor bazen. Ben teşekkür ederim. Almayayım. Böyle şey yaparlar. Yani çocuklardan hakaretler görürdük böyle. Daha birçok şeyler yani artık uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Bütün bunlar müthiş bir reaksiyon yapıyordu. Anadolu Harbi başlamış artık. O sıralar da başladı. Ve o Anadolu Harbi'ni de biz kendi kendimize takip ediyoruz. İşte dediğim gibi Atatürk'lük bu defa Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'i geçen gün söylediğim gibi şuramıza şeysini koyduk, resmini falan koyuyoruz. Artık Mustafa Kemal bizim için bir bayrak haline geldi. O zaman Mustafa Kemal. Hep kendi aramızda arkadaşlar, Mustafa Kemal işte şöyle yapmış, böyle yapmış falan diye kendi kendimize konuşuyoruz. Yunanlılar ilerliyor, Yunanlılar geriliyor, yok bilmem ama diye böyle hep şeyler. Ve bu sürdü.
Pınarlılarla işbirliği etmiş olan bizim hocalarımız vardı. Onlara karşı hareketlerimiz bizim gayet sert bir şey olmaya başladı. İşte o arada Amerikalılar çalışırlar. O Jezuitler şey yapmaya, protestan yapmaya Türkleri. Bizim bir Laz Mehmet vardı mesela, onu şey yaptılar. Hocamız vardı, Rasim Bey, Ahmet Rasim Bey. O açıkça gitti, ben en mükemmel din olarak bunu buluyorum falan diye. O, biz hepimiz yani bütün Türkler bilhassa aklı başında olanlar kan ağladıkları sırada en büyük medeniyet işte bilmem nedir falan, ben de Hristiyan oldum, yok falan bir şeyler. Böyle köylü gazetesi çıkar Türkiye'nin, Mustafa Kemal'in aleyhinde yazar, yok bilmem ne eder falan. Beyan vardı ya orada, hani orada da köylü vardı. Gittikçe Türklük ve müthiş bir reaksiyon böyle bu şeylere karşı, bu zulme, bu istibdada, bu acıya karşı bir şey içinde ve bir milliyet duygusu, Türklük duygusu, zulme karşı isyan duygusu benim içimde yer ediyor ama ben bunu tam şuurla söyleyecek vaziyette değildim o tarihte. Yani bunlar içimde yer etmiş beni biliyorum sonra. Nihayet işte Mustafa Kemal geldi İzmir'e, 9 Eylül oldu, ilk giren süvarileri gördüm, onları da gördüm. Ertesi gün Mustafa Kemal'in yanında Fevzi Paşa ile gelmesini de gördüm. Artık bir coşkunluk içinde böyle gitmeye başladık. Şimdi şeyler birleşiyor, bakın bir taraftan bir Türklük şuuru uyanıyor bende, değil mi? Oh, bizim Turancılıktan bu yana uyanan bir şuur. Bütün bu zulmün, istibdadın, işgallerin vesairenin, bir takım insanların katledilmesinin durup dururken falan bende uyandığı reaksiyon. O da Türklüğe şey yapıyor, Türklük şuuruna yardım ediyor. Nihayet o işte benim daha Harbumi'de işittiğim Mustafa Kemal adının yeniden çıkması oldu. Anadolu teşkilatlanması, bilmemesi, nihayet Türkiye'nin gelmesi. Bu defa Mustafa Kemal bir ilah haline geldi. Ve Mustafa Kemal her şeyi sembolize eden bir adam gibi artık benim için. Bilmiyorum eğer bunu ben şuurla söyleyerek söylemiş değilim o zaman. Ama o his var. Sonradan yaptığım tahmin benim. Binaenaleyh Mustafa Kemal, hani o sırada öl dese ölürüm ben. O haldeyim ben. Yani bu heyecanı vermiş Mustafa Kemal. Yalnız bana değil, herkese vermiş bu heyecanı. Mustafa Kemal de sembolize olmuş çünkü. Bütün bu şey Mustafa Kemal adında. Ondan sonra ben çalışmaya devam ettim. Şimdi artık buraya geliyorum. Ben gene çalışmalarımı sürdürüp gidiyorum. İşte daha evvel anlattığım gibi çalıştım. Yok bilmem şurada memur, burada bilmem ne. Neticede 28 senesine kadar geldik. 928'e. Ve Paris'e gittik. Şimdi Cumhuriyet ilan edildi 23'te. Cumhuriyet ilan edildi diye bende bir şey olmadı o sırada. Yalnız bir şey vardı. Padişah gitti. Halife gitti. Ona ben müthiş sevindim. İşte şey oluyor artık. Cumhuriyet oldu falan diye. Cumhuriyeti de artık anlayacak yaştaydım. 16 yaşındaydım. Ve artık acılar sona eriyor falan gibi. Bu arada suikastler oldu. İzmir'deki bütün o Ziya Hurşit vesairenin muhakemesini evet, baştan sona takip ettim. 1926 yılında. 26 mı? 26'ydı değil mi? Yani İzmir suikastı. 26'da. Evet. Onun hepsi idam edildi. Hepsini gördüm idam edilmiş sehpalarda. O 13 kişi idam edilmişti. Hepsini gördüm. Bunlar benim üzerinde kime karşı yapılmış bu? Mustafa Kemal'i öldürmek için. Mustafa Kemal deyince bu defa Türkiye. Yani artık Mustafa Kemal ve Türkiye'yi bir arada düşünür haldeyim. Mesela Velid vardı, Ebu Ziyazade Velid. Tevhid-i Efkar'ı çıkarırdı o zaman, tasvir-i Efkar yerine o çıkıyordu. O
aleyhte yazılar yazar. Taniğinde Hüseyin Cahit gayet sert sert yazılar yazar. Bunlara karşı bende düşmanlık da uyanır. Ve şeye gittiğim zaman, Paris'e gittiğim zaman gene Mustafa Kemal'in bir resmini kartpostal. Onu da beraber götürdüm Paris'e. Şimdi nihayet memlekete döndüm. Cumhuriyetle bunu nasıl birleştirirsiniz meselesine gelince. Ben bunu cumhuriyet kelimesiyle düşünemiyorum artık. Bir memleket, millet sevgisi, cumhuriyetin bizim için bizi o padişahlık, halifelik, meskenet, istibdat, esaret şeysinden kurtarmış olması ve bunun da sembolünün Mustafa Kemal olması. Şey, idamım bu. Cumhuriyet buradadır. Onun da sembolü birden gene Mustafa Kemal olur. Bir cumhuriyetle Mustafa Kemal sevgisi bir arada bende artık. Yürüyor haldeydi. İkisi bir arada. Ve onun için işte 1933'te mesela Mustafa Kemal onun meşhur nutkunu söylediği zaman ben evde radyodan dinledim Ankara'da. O söylerken ben devamlı ağlıyordum. O güzel sanatlardan bahsetti orada. Biliyorsunuz değil mi? Uzun uzun güzel sanatlardan. Benim yolum. Güzel sanatı. Benim yolumdan bahsediyorum. Böyle bir, bu bana müthiş bir heyecan verdi onundan bahsediyorsam. Onun şeyi. Ve nihayet işte ne mutlu Türk'üm diye ne dedi. O zaman da Türklüğü daha başka türlü hissetti. Daha evvel halk evleri açılmıştı, Türk ocağında çalışmıştım falan. Orada artık zirveyi buldum diyebilirim böyle. Ve 34 senesinde bana o vazife verildiği zaman, öz soru yazmak vazifesi verildiği zaman, ben yani bundan daha tabii bir şey olmaz. 15 günde yaz deselerdi, 15 günde yazacak haldeydim. O heyecan içindeydim. Ve ilahi artık ondan sonra devam etti, gitti. Şimdi bunu cumhuriyetle sizin sualinize bir cevap teşkil etti mi bu formasyonda? Ben Cumhuriyet ve Mustafa Kemal memleketin esaretten kurtulması, istibdattan kurtulması, bir nefes alıp Türklüğünü idrak etmiş hale gelmiş olması. Bunların Cumhuriyet'in getirdiği şeyler olduğunu ve bunu da sembolize eden insan Mustafa Kemal olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bu heyecanla devam ettim yoluma. Ondan sonra bu heyecan bende sönmeden geldi. Bugüne kadar geldi. İşte en son yazdığımda onu göstereceğim. Şimdi bu işin bir safhası ama sizin sorduğunuz ikinci bir safhası var. Ona da cevap verin. Mesela sen eğer Cumhuriyet olmasaydı Yunus Emre'yi yazabilir miydi? Veya Kerem'i, Köroğlu'nu yazabilir miydi? Vallahi size ben zanneden başka zaman da söyledim. Yunus Emre'yi ben o sokaktaki dilencilerden öğrendim diye. Belki yazardım. Böyle mi yazardım? Başka türlü mü yazardım? Bilmiyorum. Yalnız ben şunu biliyorum ki ben tek sesli yolu çok evvel bıraktım. Yani uç çalmayı bıraktım. Epeyce de iyi çalıyordum. Bıraktım. Bu tarafa yöneldim. İsmail Rüştü benden mesul oldu. Ve belki de yazardım, belki de başka türlü yazardım ama herhalde mesela Yunus Emre üzerine bir şey yapma arzusu daha evvelden beri bende yerleşmiş bir şey oluyordu.
Ondan sonraki yazıları bilmiyorum. Ama beni şu yola götürmüş olan, bir taraftan bu Türklük şuuru, istibdada zulme karşı isyan şuurunun gittikçe kuvvetlenmesi, bir taraftan da kendi iç alemim var ya, işte o iç alemimin gittikçe forme olması beni bu yollara götürdü. Cumhuriyet olsaydı olmasaydı onu bilmiyorum. İşte benim söyleyeceğim bu. Efendim, çok teşekkürler. Yani aslında pardon, ben bunu bir saniye izninizle durdurayım da. Şimdi efendim, iki veya üç. Şimdi bir defa bu Türklük şuurunun uyanması diye söylemiştim değil mi? Evet. Ve bütün o şeye karşı bir nefret hissinin bende içinde olması. Mesela şu Osmanlı'dan Türklüğe geçiş meselesi. Yani benliğimi o bakımdan idrak edebilmek. Biri bu. İkincisi kendi iç alemi dedim. Evet. Kendi iç alemi. Şimdi buna bir şey daha inzimam ediyor. O da şu. Bu müthiş reaksiyonlar kelimeyle ifade edemem. Hakikaten çok büyük reaksiyonlar şeyler bıraktı. Ben de acı şeyler bıraktım. Bütün o hadiselerin bendeki reaksiyonu benim yazılarımın başından sonuna kadar bulacağınız bir şey motifi getirdi. İnsanların birbirini sevmesi lazım. Yunus Emre'de aşk, aşk-ı ilahidir ya o. Aşk. Aşk gelecek. Cümle eksikler. O. O. Kerem'de de onu bulursunuz, Köroğlu'nda da bulursunuz, şu şimdi yazdığımda da onu bulursunuz ve bütün yazılarımda bu temayı bulursunuz. Bütün ve yazdığım şeylerde sözlü veya sözsüz daima hakim olmuş olan şey zulme karşı o duyduğum şey o. İnsanların o en büyük vahşi olmalarına karşı duyduğum bir şey var içinde, eziklik var. İnsanlar, mesela ben derim ki birçok defa belki Nilüfer'e de söyledim gibi ve benim en büyük düşmanlarım alimlerdir. Çünkü atom bombasını bilmem neyi hep onlar yapıyor. Yapmasalardı medeniyet bu hale gelmezdi. Daha bunun gibi daha evvelkilerde aynı şeydi. Yani insanların birleşmeye, dost olmaya, kardeş olmaya doğru gitmeyip de birbirlerini boğazlamaya ve burada da bir takım gayet adi, küçük menfaatler peşinde koşarak yapmalar. Dünyaya ben hakim olayım veya filan kıtanın bilmem nesini ben alayım, insanları zehirleyeyim de oradaki o afyon vereyim de onları ben sömüreyim falan. Bu düşünce Afrika'dan vahşi dedikleri o zavallı adamları toplayıp esirliğe götürüp oraya ondan sonra her türlü işkenceyi yapmalarından tutup yani insanlar devamlı kardeşliğin, sevginin dışında kalmışlar. Yani o şey işte. İşte ben, benim kendi yazılarımda daima hakim olmuş olan, benim içimde hala da olan şey bu. Ben hatta bu yazının sonuna bir şey daha ilave edecektim. Bir kısım, bir değiş daha ilave ettim ve yazdım bir kısmını. Sonra koymadım. O değiş işte bu temayı istiyordu. Bu temayı istiyordu. Bir kısmını yazdım. Gösterebilirim. Onu belki ayrı olarak başka bir... Onu başka bir yere yerleştirmenin daha doğru olacağı evet. Düşüncesiyle. Çünkü bu Anadolu'ya destandır bu. Anadolu'nun başta ve orada da tema yine Atatürk'ün sözlerini alarak zulme isyanı, zulme, değil mi? Söylediği sözler Atatürk'ün sözleri. Bizim şeyimiz,
Mesela Azazet diyor ki, mazlum, bütün mazlumlar dünyasının, zulm dünyasına doğru uzattığı şu topraklar diye haritayı göstermesi Azazet'in, zulm dünyası mazlumlar. Ondan sonra, elbette